Merhaba arkadaşlar. Bugün üçüncü videomuzla çalışmalarımıza devam edelim. Birinci videomuzda Factory.io ile EMCO panel ve PLC'nin haberleşmesini yapmıştık. İkinci videomuzda da panel üzerinden bir motoru çalıştırmıştık. Bu üçüncü videomuzda da artık soft PLC üzerinden uygulamalar geliştirmeye başlayalım. Yine basitten ileri düzeye doğru çalışmalarımızı sürdürelim. Bu defa hazır senaryo yerine kendi bir senaryomuzu oluşturalım. Yine aynısı olacaktır ama kendimiz hazırlayalım. 6 metrelik bir konveyör alalım şuradan. Konveyörün üzerinde bir adet motor var görüyorsunuz. Motorun üzerine bir adet ürün yükleyici yerleştirelim. Şöyle V tuşuyla birlikte bunu havaya kaldırabiliyoruz. Horizontalde, yatayda ilerletebiliyoruz. Farklı açılardan bakabiliyoruz doğru yerleştirdik diye. Bir de şurada öğütücü var. Onu da şu alt tarafa koyalım. Düşen malzemeleri burada yok etsin. Şimdi mekanik kısmını tasarımını bitirmiş olduk. Testimizi yapalım. Testi yaparken biliyorsunuz konveyörü force ediyorduk. Yani çalışması için zorluyorduk. Bu force kelimesi endüstri otomasyonunda yaygın olarak kullanılıyor. Bakalım her şey yolunda mı? Şu an paletlerimiz, konveyörümüz çalışıyor, ilerliyor paletler. Evet, mekanik olarak tamam. Force işleminden vazgeçiyoruz, release'te bırakıyoruz ve bu kısımdaki mekanik işimiz tamam. İkinci aşamada ayarlara gidiyoruz. Driver sürücümüzü tanımlayacağız. Bildiğiniz gibi Modbus TCP IP server kullanıyorduk. Buradan konfigürasyona gidelim. Çok fazla giriş çıkış var, bizi meşgul eder. Biraz daha sade hale getirelim. İlk yapacağımız iş doğru Ethernet adaptörünü seçmemizdi. Burada bilgisayarımızdaki Ethernet adaptörlerini görüyoruz. Bizim şu an kablolu Ethernet adaptörümüz en üstteki. Onu seçince zaten ayarlamış olduğumuz IP adresleri geliyor. İlk videomuzda göstermiştik bu IP adreslerini nereden ayarlayacağımızı. Port numarası 502, Slave ID'de 1 olarak belirledik. Giriş sayımızı şuradan 2'ye düşürelim. Bu kadar çok girişime ihtiyacımız olmayacak. Çıkışımızı 2'ye düşürelim. Daha sade görünsün. Input Register'ı 1 yapalım. Hiç kullanmayız belki bu videomuzda ama yine de bir tane olsun madem. Output Register'da 1 olsun. Buradan Auto Start dediğimizde direkt olarak server çalışmaya başlayacaktır ama biz geri dönüp şuradan görüp start da verebiliyoruz. Öncelikle bağlantımızı yapalım. Şimdi bizim roller conveyor 6 metre dediğimiz motorumuz şu aslında. Bunu ilgili çıkışa bağlamamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi bağladık. Hangi çıkışa bağlarsak senaryoyu ona göre geliştireceğiz. Şu an ilk çıkışımıza bağladık görüyorsunuz. Coil 0 dediği 0 numaralı bobin, yani ilk çıkışımız bizim. Buna Logic 1 enerji gönderdiğimizde, Logic 1 seviyesi gönderdiğimizde konveyörümüz çalışacak. 0 gönderdiğimizde motorumuz duracaktır. Biz şimdi PLC tarafında uygulamayı o şekilde geliştireceğiz. Şimdi herhangi bir input vesaire burada tanımlamıyoruz. İlerleyen senaryolarda tabii ki daha farklı uygulamalar da yapacağız. Buradaki işlem bitti. Start dediğim anda artık bu bağlantıya hazır duruma geçecek. Biz şimdi ikinci aşama olan EMCO Iperto IDE yazılımını açalım. Bu yazılımımız biliyorsunuz bizim hem PLC'lerimizi hem panellerimizi yapılandırmaya, programlamaya, simüle etmeye yarayan bir yazılımdı. Ücretsiz bir yazılımdı biliyorsunuz. İnternet sitemizden ve forum sitemizden indirebiliyorsunuz. Yeni bir proje açalım. Yeni diyelim. Buradan bir isim verin diyor. Yine bir isim verelim. Birinin üstüne yazalım isterseniz. Uğraşmayalım isim vermeye. Hangi paneli kullanacağımızı soruyor veya hangi PLC'yi, biz panel PLC üzerinden yapıyorduk. Hem PLC özelliği hem de panel özelliği olduğu için herhangi birini seçebiliriz bunlardan. C olanlar compact anlamına geliyordu. Yani üzerinde fiziksel giriş çıkışları olan paneller. E olanlar Ethernet portlu olanlar anlamına geliyordu. Bir de P olanlar olacak. P olanlar da profesyonel panellerimiz. Analog giriş, analog çıkışlar da var P olanlarda, dijital girişleri ilaveten. Biz bir tanesini seçelim. Ethernet'li olanlardan bir tanesini seçtik. Ya da C'yi seçelim. Fiziksel giriş çıkışlar da var üzerinde. Şimdi program kendini kapattı, açtı.
ve yapılandırmasını tamamladı. Bir amaç belirleyelim kendimiz öncelikle. O amaç üzerinden ilerleyelim. Şimdi haberleşme sayfası karşımıza geldi. İstersek haberleşmemizi buradan gerçekleştirebiliyorduk. Önce onu yapalım isterseniz. İkinci aşamada amacımızı konuşur ve gerçekleştiririz. Modbus kullanacaktık. TCP/IP kullanacaktık. Cihaz ID'miz 1 olacaktı. Port numaramız 502 olacaktı. Panel PLC, soft PLC kullanacaktık. IP adresini bizim serverımızın IP adresi yapmamız gerekiyordu. Gidip bakalım 10.22.249 düzeltiyoruz. 10.20.2.249 kontrol ediyoruz her şey doğru mu diye, ama zamanla şimdi isterseniz şuradan biraz arttıralım. 1000 milisaniye yapalım. Tekrar deneme 2 yapalım. Hani haberleşme kopmasın diye. Kopmaz ama yine de tedbir olsun. Bir de bu bağlantıya bir isim vermemiz gerekiyor. Fudge bir ismi olsun. Faktör ayının biri olsun. Tekrar kontrolümüzü yapalım. Modbus TCP/IP 1. IP adresimiz doğru. Port numaramız doğru. COM'u 0 yapmamız gerekiyor. Diğerlerini istersek değiştirebiliriz. Soft PLC ve ekle diyoruz. Böylece artık kaydettik, tamam dedik ve böylece haberleşme ayarlarımız tamamlanmış oldu. Şimdi gelelim amacımızı belirlemeye ve programımızı yazmaya. Bugün demiştik ki bir PLC ile program yazalım demiştik. Bizim soft PLC'miz, panelimizin içerisindeki soft PLC kısmı şu kısım. Programımızda PoE yazan, main yazan kısma yazacağız. Networklerimizi burada oluşturacağız. Ancak unutmamak için öncelikle biliyorsunuz HMI kontrolden soft PLC'yi aktif etmemiz gerekiyordu. Eğer bunu aktif etmezsek bu networklere yazdığımız programı dikkate almayacağı için neden çalışmıyor diye belki de zaman kaybına uğrayacaktı işlerimiz. Şimdi amacımız o zaman ilk olarak bir motoru çalıştırmak ise onun bulunduğu adresi tanımlamamız gerekiyor. Şuradan soft PLC tanım editörüne gidiyoruz. Bu kısımda ekle dediğimiz zaman buraya motor ismini verelim isterseniz. Motor diyelim. Motorumuz bit hafıza yapısına sahip. Yani lojik 1 ve lojik 0 durumlarıyla konumu değişiyor. Adresi M0 olarak belirleyebiliriz ya da Y0 diyebiliriz. Herhangi bir isim verebiliriz. Fakat bu motorumuz uzak bir noktada olduğu için buradan uzak noktayı tarif etmemiz gerekecek buna. Farklı olarak, diğerlerinden farklı olarak. Bunu Y0 diyelim isterseniz. Şöyle bir yukarıda. Y0 Enter dedik. Uzak adresine bakalım. Şuradan çıkmadı. Bir daha şuradan onaylayayım. Haberleşmeye gidelim. Şuradan Ethernet'ten. HMI, evet HMI'de kaldığı için olmuş. Bakın şurada soft PLC'yi aldık. Tamam diyoruz. Bir daha kontrol ediyorum şimdi. Sizin de başınıza gelebilir bu durum. Aynı şekilde haberleşme ayarlarından bir daha kontrol ediyorum. Evet, soft PLC seçmişiz. Biraz önce herhalde tam seçemedik, onaylayamadık demek ki. Şimdi bir daha gelelim aynı yere. Uzak adres tanımı yapacaktık. Factory 1'de. Burada çıktı artık. Ekle dedik. Gördüğünüz gibi pardon zaten eklemişiz. Şuraya gelelim, açalım. M0 dedik. Uzak adresini tanımlayacaktık. Şurada bakınız FAT1 çıktı artık. Peki şimdi bu seçeneklerden hangisi? Bizimki çıkış bir kere output olacak. Output koyuldu biliyorsunuz. Discrete, yani dijital. Şuradan size göstereyim bir daha bunu. Bakınız coil 0'a göndereceğiz. Bilgimiz öyleyse output coil bit düzeyinde ve uzak adresimiz 1, yani ilk çıkışımız ID'miz 1, cihazımızın ID 1, cihaz adı da zaten bu tanımlamıştık. Tamam diyoruz. Bu sayfada değildik. Şurada artık motorumuzu tanımlamış olduk. Evet, şimdi bir de dahili hafıza alanı ekleyelim. Bunu da bir buton olarak düşünelim. Butona bastığımız zaman motor çalışacak şeklinde planlayalım. Bunun adına da bir şey diyelim. Buton diyelim ya da start diyelim. Diğerine de motor demiştik. Sonradan silip tekrar eklediğimiz için kalmış. Şunun uzak hafıza adresini 0 yapalım. Uzak hafıza değil çünkü dahili hafıza olacak. Global hafıza olacak daha doğrusu.
Tamam diyoruz. Şimdi şuraya adres etiket editörüne gidelim. Soft piyasa etiketlerini al dediğimiz anda o tanımladığımız adresler artık panel kısmına da HMI kısmına da geçmiş oldu. Şimdi burada ilgili networklerimizi tanımlayalım. Burada Start'a bastığımız anda bu biliyorsunuz normalde açık kontaktı. Açık kontağı buton olarak bir anahtar olarak, şalter olarak, switch olarak, sensör olarak tanımlayabiliriz. Normalde enerji geçemiyordu biliyorsunuz. Buton ise bastığımızda konum değiştiriyordu. Kontağı kapanıyordu ve enerji geçişine izin veriyordu. Sol taraftaki hat enerji hattı, sağ taraftaki hatta sıfır hattı, eksi hat olarak kabul ediyorduk. Şu sembolümüzde bobin sembolüydü. Buraya da çıkışları yerleştiriyorduk. Motoru yerleştirdik. Böylece ilk network'ümüzü tamamladık. Enerji hattından gelen elektrik akımı start butonuna basıldığında butondan geçecek ve motoru çalıştıracaktır. Butondan elimizi çekersek kontak yine açılacağı için motorumuz duracaktı. Aynı zamanda burada normalde açık, normalde kapalı kontak, işte farklı yükselen kenar kontağı, set bobini, çıkış bobini gibi bir takım bit lojikte kullandığımız komutlar var. Aşama aşama bunların tamamını, buradaki komutların tamamını kullanmayı ve öğrenmeyi planlıyoruz. En basit uygulama normalde açık kontakla bir çıkışı enerjilendirmek olarak seçtik. Bu uygulamayı yapacağız. Şimdi bunu tabii ki soft piyasada tanımladık, ancak bir de panelde buna buton tanımlayalım, bir de görsellik kazandıralım, led bağlayalım. Şimdi form kısmına gidiyoruz, yani HMI kısmına geçtik. Burada HMI kısmında şurada komut listesinden komutlarımızı bulalım. Şöyle aşağı alalım şunu. Şöyle aşağı şuradan açalım. Komutlarımızdan bir adet öncelikle led bulalım. Bu led bizim motorumuzu temsil etsin. Motorun çalıştığını buradan göreceğiz. Bir de push buton olsun. Motorumuzu çalıştırmak için yine geçen dersimizde de yapmıştık bunu. Fakat bir defa network aracılığıyla yapıyoruz. Motor için start etiketini kullanacaktık biliyorsunuz. Öyle tanımlamıştık. Yazma adresini seçeceğiz. Yani buna bastığımızda lojik bir bilgisini nereye yazacağını buradan belirlememiz gerekiyor. Dolayısıyla öncelikle butonumuzun yazma adresine gönderelim veriyi. Geliyoruz şöyle. Butonumuz. Push buton seçmedik mi acaba? Bir daha deneyelim. Silelim. Push buton aldık. Evet, şuradan. Şimdi kaldıralım. Heh, şuraya yazma adresine. Pardon, iptal. Şuradan start. Bu lambaya da okuma adresi, bir adresteki veriyi okuyacak. Ona göre kırmızı mı olacak, başka renk mi olacak? Onu belirliyoruz. Buna da motor diyoruz. Böylece artık panel kısmını da bitirmiş olduk. Şimdi gelelim uygulamaya. Bunların üzerine birer yazı yazalım mı bilmiyorum. Hani ihtiyaç var mı? Şöyle birer küçük yazı yazabiliriz. Düz metinden yazalım bunları. Süslemeye gerek kalmasın. Start diyelim. Üzerine de yazabiliyorduk biliyorsunuz. Bir de buna pardon. Şöyle kontrol tuşuyla birlikte taşırsak kopyasını alıyor. Bir de buna motor diyelim. Ve şimdi buradan artık simülasyon kısmına geçebiliriz. Bunu simüle ettiğimizde ilgili networklerde çalışmış olacak. Diğer taraftan da faktörayı run'a almamız gerekiyordu biliyorsun. Buradan start yapıp şuradan dönüp şuradan da run konumuna geçmemiz gerekiyordu. Geçtik. Şimdi bakalım simülatörümüzde çalıştık. Herhangi bir PLC'ye, panele ihtiyacımız yoktu biliyorsunuz. Şöyle biraz şu tarafa alırsak daha rahat görmüş olacaksınız. Start veriyorum buradan. Bakalım sesini de duyuyorsunuzdur muhtemelen. Görünüyor da çalıştırdık. Çalıştırdığında görüyoruz. Birazcık senaryomuzu geliştirelim isterseniz. Şöyle ki simülatörü kapatıyorum. Amacımız bu butona basınca
Sürekli çalışsın, elimizi çeksek de çalışsın. Daha sonra bir buton daha koyalım, o buton da durdursun şeklinde geliştirelim. Programlamayı öğrenmek istiyoruz biliyorsunuz. Bunu yapabilmek için bu motor bobininin, motor rölesinin bir kontağını start bobinine paralel koymamız gerekir. Biz buna mühürleme diyoruz. Mühürleme işlemi yapmam gerekir. Dolayısıyla bunun altına bir satır ekliyorum. Sonradan buradan bir kontak getiriyorum. Buna da motorun kontağı olacak şekilde etiketimi seçtim. Yani şu rölenin kontağı. Bunu da motora paralel bağlıyorum. Bunu yükledikten sonra artık starta bir kez basacağım ve bir daha hiçbir şekilde durduramayacağım motoru. Öyle olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi çünkü start butonunu bypass etmiş oluyor artık kontak. Görelim gerçekten böyle çalışacak mı? Şöyle bunu çekelim. Şunu kapatalım isterseniz, gereksiz. Şuradan biraz da yaklaşsak iyi olurdu aslında. Şöyle yaklaşalım. Daha net görelim. Evet, start veriyorum ve bir daha durduramamam gerekir. Start verdim. Buradan run'a basmamışız. Bastık. Evet, bakıyoruz. Şu an start aldı. Motor çalışıyor ve artık durduramıyoruz. Peki PLC tarafında ne oldu? Ona da bakalım. Simülatör çalıştığı için çok fazla şey çalışıyor dedi. Bilgisayarım hızı yetmedi galiba. Bakamadım onu. Şimdi şuradan bakacak olursam PLC kısmına gidip simülasyona tıkladığımda buradan göstermesi gerekir bana şimdi on olduğunu. Her ikisini de. Ancak gösteremedi. Yetişemedi galiba hızına. Peki geliştirmeye devam edelim çalışmamızı. Buradan durduramıyorum artık. Ancak şuradan stop'a basarak durdurabilirim. Gidelim. Birazcık geliştirelim. Şimdi bir de bunu devreden çıkartmamız gerekir. Bir de stop butonu koymamız gerekir. Stop butonları her zaman normalde kapalı kontaklar olarak seçilir güvenlik açısından. Ona da bir PLC adresi verelim. M2 olsun, kullanmamıştık galiba. M hafızalarını biliyorsunuz daha önce konuşmuştuk ne olduğu ile ilgili. M2 hafızası. Şimdi start'a bastık. M2'den geçti normalde kapalı olduğu için. Motor start aldı. Motor kendini mühürledi start butonu üzerinden. Ancak stop butonuna kısa bir süreliğine de bassak hat açılacağı için mühürleme bozulacak ve motor duracaktır. Şimdi şu M2'yi stop butonu olarak tanımlamamız gerekir öncelikle. Gidelim. Şuraya M2'yi tanımlayalım. Ekle diyelim. Stop diyelim buna. Zaten tesadüf M2 sıradaymış. M2 geldi. Buraya da soft PLC etiket editörüne gittik. Soft PLC etiketlerini al dedik. Geldi. Bir daha bakalım şuradan. Etiketi de gelmiş olması lazım. Stop zaten geldi gördüğünüz gibi. Şimdi bunu bir daha test edelim. Artık amacımıza uygun çalışması gerekiyor. Görelim. Evet. Şimdi start butonumuz burada. Stop butonunu koymadık tabii ki. Stop butonu da tanımlayalım. Yoksa nereden durduracağız? Gidiyoruz yine programımıza. Şunu şöyle alalım. Bunu da böyle alalım. Diğer ekranımıza gitti görüntü. Buradan HMI'ye gittik. Bir adet buton yandan alabiliriz. Ya da şuradan bir tane butonu alırız. Şöyle şuraya koyarız. Üzerine de şöyle stop alalım bir tane. Buna da stop diyelim. Şimdi butonu üzerine tıklıyorum. Sağ taraftan tanımlamam gerekecek. Özellik listesinden şuradan. Aşağıdan bakalım. Özellik listem nereye geldi? Özellik listem yan bilgisayara gitmiş. Yan bilgisayar. Evet, yan bilgisayara gitmiş. O yüzden bulamamışım. İki ekran kullanıyorum demiştim. Şimdi bir daha çalışıyorum şurada. Butonuma geldim. Burada yazma adresini stop olarak değiştirmem gerekir. Siliyorum ve stop olarak seçiyorum. Start'a bastığımda motorun çalışması lazım. Stop'a bastığımda da motorumun durması lazım.
online simülasyonu çalıştırdım. Yine faktörü çalıştırdım, veranı aldım. Zaten çalışır durumdaydı biliyorsunuz. Çalışır durumda devam ediyor. Şimdi durdurmam gerekir. Stop diyorum, durdu. Run çalıştı. Stop, durdu. Evet, mühürleme çalışmamızı bitirmiş olduk. İlk PLC programımızı yapmış olduk bu sayede. Ve iki komut kullandık. Bir tanesi normalde açık kontak, bir tanesi normalde kapalı kontak. Bir de röle bobini kullanmıştık. Onu bir önceki videomuzda kullanmıştık. Bundan sonraki çalışmalarımızda yine BitLogic komutlarıyla devam ederiz. O kısmı bitince diğer kısımlara geçeriz. Aşama aşama çalışmalarımızı geliştiririz. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Görüşmek üzere, hoşça kalın.